Selam, günaydın herkese. Evet, sabah 7.30. Abi bas ya. Vallahi bak şurada bir merhaba diyemedim ya. Bugün Van için yola çıktık arkadaşlar. Saat tam 7.30 ve biz Özgür'le birlikte Van'a gideceğiz. Tabii uyanamadığı için afyonu patlamadı şu an kendinde değil. Sizi çok güzel bir nişan törenine götürüyorum. İçeride akışa devam edeceğim. Burada çok fazla ses var. En azından size güzel bir merhaba demek istedim. Bizi çok güzel bir 3 gün bekliyor. 16, 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde. Yani bugün, yarın ve diğer gün Van'da olacağız. Olan bir kimse geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Hadi görüşürüz içeride. Az önce dünyanın en saçma sapan ve komik olayını yaşadık. Aha, bu Özgür yüzünden. Ya. Kadın diyor ki kabin bagajınızın içerisinde kesici ya da delici bir alet var mı? Bize canlı bomba var. Bilmiyorum ki orada ses kayıt cihazları var. Kadın bunu duydu. E tabi orada da bunu teyit etmeleri gerekiyor. Gitti arkadaşlarına sordu, geldi. Gerçekten dedi, çantanızda bir şey var mı? Yok mu? Çıldırtma beni, sus. Bizi içeri alıyorlardı. Bu manyak yüzünden bana dolaşamayacaktık. Gidip gerçekten kahve içmemiz gerekiyor. Kendimize gelelim, bir güzel bir uçağa girelim. Sonra artık Van'da görüşürüz. Arkadaşlar, size uçaktan iniş anını gösteremediğim için şu an direkt arabadan kayda girdim. Bakın arkada kim var? Nudem. Merhaba demek ister misin? Özgür, yolculuk merhaba. Nasıldı? Güzeldi. İyidir, iyidir ya. Burada da Nudem'in nişanlısı Cahit Bey var. Nasılsınız? Sağ olun. Ha, ben de iyiyim. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Şimdi önce bir kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Burada hava gayet güzel ve keyifli. Normalde Van çok sıcak, Mustafa Bey yanarsınız diye mesaj atmıştınız ama burada hava gerçekten çok güzel. Zaten bu seferkiyle birlikte galiba ya 6. ya da 5. gelişim oluyor Van'a. Hoş buldum Van. Bakalım bizi 3 gün boyunca neler bekleyecek. Her şeyi sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Yarın Nudem'in nişan töreni var. Bakalım neler olacak. Şimdilik görüşürüz. Biz minik bir kahvaltı yapacağız. Hayatımda ilk defa Van Gölü kıyısında iken Van kahvaltısı yapma şerefine nail oldum. Bu arada şu ana kadarki gördüğünüz bütün kahvaltıları unutun. Bu kadar çeşitli, bu kadar lezzetli ve bu kadar değişik tatların oldu. İlk defa bir kahvaltı yapacağım. Evet, daha önce tabii ki de kahvaltı yaptım ama şurada kavut diye çok farklı bir şey var ve aynı zamanda ballı süt böyle ikram ediliyor. Bakalım başka neler var. Şu Kemalpaşa tatlısı zaten. Şu nedir? Ceviz. Ceviz. Neyi reçeli. Ama? Reçeli. Ha, ceviz reçeli. Ceviz reçeli. Un helvası. Ballı süt. Kavut. Bu arada bu buğdayın değirmen taşında çekildikten sonraki haliyle kızartılıp içerisine şerbet eklenmesiyle oluyordu değil mi? Aynen, yanlış söylemeyeyim de. Şu nedir bu arada? O peynir helvası. Ha, peynir helvası. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Biz kaç kiloyla gideceğiz burada? Yani kahvaltı yaptıktan sonra diğer gün sabah kadar hiç yiyemeyeceğiz. Ya. Tabii, kesinlikle söyleyeyim. Arkadaşlar, şimdiden bana geçmiş olsun. En çok da senin adına seviniyorum, biliyor musun? Sorma. Ve müstakbel çiftimiz Nudem ve Cahit beyefendileri. Arı geliyor, bir şey olmaz. Azize, nasılsın? Seninle henüz daha sohbet edemedik ama lafın belini çok güzel kıracağız inşallah. O kadar güzel enerjimiz tuttu, o kadar güzel bir iletişimimiz oldu ki buraya gelene kadar çok güzel detaylar konuştuk. Nişan töreniyle alakalı. Bakalım bizi neler bekliyor. Şimdilik bize afiyet olsun. Arkadaşlar, bu arada Gavaş'tayız şu an. Ahtamar Adası'na gitmek için iskeleye geldik şu anda. Burada da sınırdan sınıra turist geliyor maşallah. İranlı turistler Ahtamar Adası'na gidecekler. Van Gölü ile alakalı size çok güzel bir şey söylemek istiyorum. Sudaki soda oranı o kadar yüksek ki sürekli ve çok fazla girdiğinizde saçınızın rengi bakır rengine dönüyormuş. Şurada da martılar var. İşte İstanbul'dan hallice. Bak mis mis. Ha, geliyorum. Bu arada biz özel bir tekneyle geçeceğiz. Sağ olsun Cahit Bey bütün ayrıntı ve detayı düşünmüş. Hangisi bizim? Şu, tamamdır. Ay, batmadan bineriz inşallah. Bismillah. Ben tabii yüzyıllardır vapura binmeyen ben. Allah 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 Allah. Derin bakalım Ahtamar Adası'nda ne varmış? Tam olarak şurada. Geldiniz. Yarımın çifti. Yoruldun mu? Yo, çok iyiyim. Maşallah sana, maşallah. Evet, Azize Hanım ve Reşat Bey'i bekliyoruz şu an. Seni Allah kahretmesin. Dediği şeye bakın. Tekne su alırsa
can yeleğimiz tamam. 200 tane can yeleği var. Evet. Ha. Sen beni öldürüyorsun. Ölmeyiz, ölmeyiz. Korkma. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz orada? Yarınki prova. Arkadaşlar görüyorsunuz. Fotoğraf olayı her yerde var. Arkadaşlar Ahtamar Adası'na yanaşıyoruz şu an. Birazdan kıyıya çıkıp neler var neler yok size hepsini göstereceğim şimdi. Düşüyordum az daha. Burada zaten bir kilise var. O zaman hadi biraz gezelim. Yanaştık mı Özgür? Öyle bir bakıyorsun ki. Yani karayı görüyorum. Hadi gidelim. Biraz gezelim. Sen geç. Azize hadi. Yardım ister misin? Ben buradan nasıl çıkayım ki şimdi? Sen bunu al. Beni çek bir yandan da. Evet Mustafa Bey. Vallahi çıktım. Arkadaşlar Ahtamar Adası'ndayız. Yan tutman gerekiyor onu. Ya yanlış yaptın gel. Sen bu işi becereceksin merak etme. Canım teknemiz. Evet Ahtamar Adası'na girdik şu an. Ayak bastık. Allah'ın izniyle. Kesinlikle. Adam sevdiği kız için yüzerek geliyormuş ha buraya. Evet. Vay be. Kızın adı da Tamara. Çor. Boğulurken de ah Tamar demiş. Ah. Demiş ve ölmüş zaten. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizim grup bizi bekliyor tabii burada. Hadi yukarı çıkalım. Böyle bir taş yoldan yürüyoruz. Ne taşı? Patika yol. Patika demeyelim. Şurası zaten kiliseydi. Kiliseyi çok merak ediyorum. Neler var? Buradan da güzel bir Van Gölü manzarası göstereyim size. Ha nefes nefese kaldık. Şurası bildiğin şey ama çeşme plajı gibi. Su ne kadar temiz ve berrak. Vay be. Hadi gidelim. Şimdi o kadar komik bir espri yaptım ki. Ölüyorlardı. Şimdi şurada kiliseye gireceğiz ya şey diyorum. Abdestimiz yok. Özgür ne düşünüyorsun? Bir şey olmaz ya. Doğuştan abdestliyiz. tabii. Bakalım içinde ne var. Ne olacak işte taş. Tuş, tarihi yapı. Şurası da antik tiyatro. Arkadaşlar böyle bir yerden giriliyor bu arada. İçeriye geçip göstereceğim. Evet tabii ki de. Dilek kuyusu. Şurada durursa dileğiniz kalır. Aa, ne güzel inandırmışlar kendilerini. Şurada durursa. Buranın mimarı kimmiş acaba böyle? Ben çok seviyorum bu arada böyle kültürel ve tarihe karışmış olan yerleri. 1 Haziran 1884. Hadi geçelim bakalım. Burada neler varmış bir bakalım. Arkadaşlar para orada. Şurada kalırsa dilek kabul oluyormuş. Dilediğim dilek için attığım para orada kaldı şu an. Bir tane daha diliyorum içimden. Tutmadı. Hadi bu seferki dileğim tutsun. Ben de düşmesi ya. Her bulduğun deliğe giriyorsun. Çık şuradan. Arkadaşlar bizim tekneye bindiğimiz yerde söylenene göre buradan bir geçit varmış ve gölün ta diğer tarafından çıkılabiliyormuş. Yani suyun altından o zaman kişiyle nasıl yapmışlar hiçbir fikrim yok ama gerçekten nasıl bir emekle nasıl bir teknikle yapmışlar bilmiyorum ama siz yer altından deliği açın tüneli suyun içinde. Şey işte günümüzdeki Marmaray. Günümüzdeki Marmaray'ı yapmış adamlar. Hadi artık çıkalım. He bu kadar işte bitti. Bu su nereden geliyordu abi? Artos Dağı'ndan geliyormuş. Gölün altında. Gölün yani tam bu altında. Şu gölün tam altından. Altında döşenmiş yani. Vay be gidip şu sudan içmek istiyorum şu an. Özgür gel ciğerin yanmıştır senin şimdi.
Şusundan içelim arkadaşlar. Gölün altındaki kaynaktan geliyormuş. Artos Dağı'ndan. Bakalım bakalım. Adayı bir de şu açıdan göstermek istiyorum size. Şu an bayağı yukarıya doğru çıktık. Manzara muhteşem. Göl zaten o kadar derin ki buz gibi. Ay 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 ay. Yoruldum. Ahtamar Adası'na veda ediyoruz şimdi. Orada da yarın için halay öğreniyorlar. Veda ediyoruz Ahtamar Adası'na. Çok güzel olmuş. Ha gayret, ha gayret, ha gayret. Çok güzel olmuş. Evet, yarınki nişan için herzane alıştırması. Damat bey pek bilmiyormuş da. Şöyle göstereyim size. Tabii 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 tabii. Damat öğrendi. Damat öğrendi. Damat öğrendi. Senin de öğrenmen gerekiyor. Öğrendi. Geç, geç. Arkadaşlar minik bir ada turu yaptıktan sonra şimdi biz odaya geldik. Birazcık yorgun görünebilirim, lütfen kusura bakmayın. Şimdi bizi çok güzel gün batımını görebileceğimiz bir yere götürecekler, marinaya. Cahit Bey'in burada marinası var, damat bey aynı zamanda. Çok güzel bir gün batımı izleyeceğiz. Onu da buraya ekleyeceğim zaten, mükemmel bir yer. Ben daha önceki geldiğimde de çekip paylaşmıştım. Ama bunu YouTube'da da göstermek istiyorum sizlere. Şimdi eşyalarımızı bıraktık. Hazırlık yapacağız. Tekrardan araçlara binip marinaya geçeceğiz. Umarım keyifli bir akşam geçiririz. Zaten bugünü bu şekilde kapattık. İşte kahvaltıydı. Ondan sonra bir ada gezisi yaptık. Geri geldik derken zaten gün bitti bu şekilde. Şimdi marinaya geçeceğiz. Güzel vakit geçirip paylaşacağım. Normal şartlarda buraya biraz daha erken gelip size buradaki yakamozu göstermek istemiştim ama nasip olmadı. Yarın olur mu hiç bilmiyorum. Artık önceki görüntülerden buraya eklerim görebilmeniz adına. Burada muhteşem bir yakamoz oluyor normal şartlarda. Bu arada bu marina Cahit Bey'in marinası. Burada daha önce de ben misafir olmuştum. Şu an yine burada misafir olacağız. Aşırı keyifli bir yer, aşırı huzurlu bir yer. Ve zaten manzaraya söyleyecek hiçbir şey yok. Eğer olur da Van'a gelirseniz mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Hatta şiddetle tavsiye ediyorum. Hem lezzetli, hem ferah, hem mekan güzel, hem ortam şahane, hem de enerjisi çok güzel. Günaydın arkadaşlar. Bugün Van'daki ikinci günümüz ve o kadar güzel uyandım ki dünkü soğuk ve serin hava bir kendime getirdi, bir yorgunluğumu attırdı bana. Güzel ve keyifli bir akşamdı. Instagram kendimde gördüğünüz çok güzel bir yerde marin balıkta yemek yedik. Çok lezzetli. Eğer olur da Van'a gelirsiniz oraya da gidebilirsiniz. Güzelce hazırlandık, duşumuzu aldık, kendimizi giyindik, kuşandık. Kendimizi giyindik, kuşandık, hazırlandık. İkinci kahvaltıya gideceğiz. Yani bugünkü kahvaltımıza gideceğiz. Bu arada gerçekten Van kahvaltısı diye bir gerçek var. O değişik yapılan tatlı şeyler, minik börekler, otlu peynir, ondan sonra bu buğdayı çekilip balla birlikte servis edilen bir şey daha vardı. Muhteşemdi tadı ve tabii ki de buraya ait olan o tandır ekmeği, her şey çok güzeldi. Şimdi kahvaltı yapıp geldikten sonra günün akışı şöyle olacak. Hazırlık odasına geçeceğiz. Biliyorsunuz Nudem'in bugün nişan günü ve Özgür saçını yapacak. Ben makyajını yapacağım. Sonrasında bütün hazırlık bittikten sonra otelde minik bir çekimi olacak. Zaten sizlerle paylaşacağım ben gün akışını. Sonra 7 gibi herkes odasına kaçıp herkes kendisini hazırlayacak. Bugün öyle takım falan giymeyeceğim. Daha spor klasik bir şey olacağım. Kumaş pantolon ve bir tişört yeterli olacak benim için. Öyle, sonrasında aşağıya ineceğim.
Bu arada bu Double Trigilton'daki benim 3. organizasyonum olacak. Daha önce de burada bulundum ve düğün ve kınalara eşlik ettim. Aşağı inip size anılarımdan bahsedeceğim. Buradaki olan organizasyonlardan. Buraya da görseller ekleyeceğim hatta. Onları da izlemiş olursunuz. Öyle şimdilik sizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir hafta görüşmek üzere. Özgür. Çok mutlusun. Çok inanılmaz mutluyum. En mutlu olduğum an şu anda arkadaşlar. Çünkü kahvaltı yapıyor. Bu arada bugün ikinci kahvaltımız. Masayı görüyorsunuz. Bunun şu değişik şeyin adı neydi? Hıncarın? Bu Kürtçe ahaki kincir demekmiş değil mi? Öyle biliyorum arkadaşlar. Şu un helvası. Ha bu un helvasıymış bak. Evet. Çok yalnız özür dilerim işte uzun zamandır burada olmuyor. Tabii tabii. Şu bunun adı neydi? Bu buğdayı çekilip yapılıyordu ya. Aldı. Evet, bak sen de unuttun. Ben bilmiyorum. Ben şimdi söylüyorum bilmiyorum. Ha söyle. Güzel. Yapın mıydı Allah kahretmesin. Bir Vanlı olarak bence Reşat'ın bilmesi tamam, lazım. Ben şunu biliyorum işte otlu peynir, tandır ekmeği ve bitti kahvaltımız. Neyse hadi kahvaltı yapalım da çıkıp gezelim birazcık. Biz hangi caddedeyiz? Biz şu an Cumhuriyet Caddesi. Biz şu an Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Hepinizin merak ettiği ve görmek istediği bir yere gideceğiz. Kuyumcu'ya gideceğiz. Neresi? Ya burası mı? Allah'ım şunlara bak. 3 beslet alma. 3 beslet almaya geldik arkadaşlar. Dur bir story çekip geliyorum hemen. Şu an Kuyumcu'dayız. Buraya niçin geldik? Nişan gelinim olan Nudem'in altınlarını almaya geldik. Bakalım neler tercih etmişler. Vay vay vay. Şu kemerimiz. Vay. Yalnız kemerin tasarımı ne kadar güzel. Bu? Eklem yüzüğü. Eklem yüzüğü. Aha, şöyle. Vay çok güzel seçmemişler mi? İnanılmaz güzel. Bu vizyon yüzük. Vizyon. Evet. Vizyon yüzükmüş arkadaşlar. Yüzüğün bile vizyonlusu makbul. Şu kelepçesi. Kelepçesi. Aa kelepçesi çok güzel. Bak görüyor musun? Bunların hepsini Nudem mi seçti? Evet. Aferin bak vizyonlu kızmış. Nasıl zarif bir şey seçti. Setini çok merak ediyorum. Hint seti de bomba set burada. Ya. Bu da Hint seti. Hint seti. Vay vay vay. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Toplam maliyeti nedir bu kadarının şu an? Maliyetini söylemeyelim. Peki tamam söylemeyelim. Arkadaşlar siz tahmin edersiniz zaten. Ya güzel şeyler seçmiş yalnız. Akşam nişanda arkadaşlar zaten takılırken göstereceğim için Instagram'dan da zaten göreceksiniz. Öyle. Şimdi emanetlerimizi teslim aldığımıza göre gidebiliriz. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Sonra bir kuyumcu maceramız oldu gördüğünüz gibi. Ondan sonra Aziz de altınlarını değiştirdi. Ben de onu fırsata çevirip sizlere güzel bir görüntü almak istedim oradan. Özgür, Özgür hep o telefon elimde. Bir şey söyleyeyim, o kadar yoğun talep var ki, o kadar ama ben seni yerim maşallah, kim maşallah, kim kontrol edecek, maşallah. Kim ben etmezsem kim yapacak? Şimdi otele geçiyoruz arkadaşlar. Allah nasip ederse geçip setuplarımızı hazırlayıp güne harika bir şekilde hazırlanacağız. Mükemmel bir şey. Fistanını giyecek misin? Giyeceğim. Bir fistan şov yapmayalım mı? Onu düğünde, değil mi? Düğünde inşallah. Düğünde. Düğünde. Ben de geçip akşam hazırlanacağım Özgür'le birlikte. Sonra dediğim gibi böyle zaten çok kasmayacağım. Kumaş pantolon, dümdüz beyaz bir tişört ve bir kol saati bitti. Sonra paso halay ve gelsin güzel storyler ve videolar. Arkadaşlar organizasyon başlamadan önce size alanı bir göstermek istedim. Double Tree Hilton'un. Burada Mizgi'nin kınası olmuştu. Hatırlarsanız. Halay bu arada şuradan çıkıyor. Şu alan dönüyor, sonra tekrardan buradan geliyor ve tekrardan içeriye giriyor. Şu an kortej kuruluyor. Kortej kurulduktan sonra da muhtemelen masalar burada düzenlenecek. Ve hiçbir şekilde buraya insanlar sığmadığı için dediğim gibi bu kapılar genelde açık kalıyor. Orta kısım ve diğer kısım olarak. Bakalım akşam neler olacak. Çok heyecanlıyım. Hazırlığımızı güzelce yapalım. Daha sonrasında tekrardan akşam aşağıya ineceğiz zaten. Ya bu arada size oteli göstermeyi unuttum. O kadar konforlu bir alana sahip ki muhtemelen nişan bittikten sonra kendimi gece buraya atacağım. Gerçekten güzel bir spa'ya ihtiyacım var. Hem çok temiz hem de çok rahat. Şurada da bir masaj odası var. Oraya da bir geçip bakalım bakalım neler varmış. Galiba ihtiyacım olan oda burası. Bu arada buradaki hizmeti tamamıyla Viento Spa karşılıyor. Eğer olur da bana gelirseniz ya da İstanbul'a giderseniz, Sakarya'ya geçerseniz Viento Spa'yı bulabilirsiniz. Hem çok profesyoneller hem çok temizler. Hem de buna gerçekten ihtiyacım var arkadaşlar. Yok yok ben vazgeçtim ya. Ben en iyisi nişandan sonra buraya gireyim arkadaşlar.
hamama giren terler misali. Bir terlemeye, bir rahatlama, bir arınmaya ihtiyacım var. Olmadı, ben nişandan sonra buraya girerim. Şu an otel odasındayız. Nudem şu an bornozunu giymiş. Benim onu hazırlamamı bekliyor. Setup'ım bu arada hazır. Her şeyimizi hazırladık. Şimdi çok güzel bir makyaj yapacağım ona. Ama öncesinde size odayı göstermek istiyorum. Şöyle bir genel bakış yapalım. Çok tatlı balonlar tercih etmişler. Elimiz, tacımız ve günün parfümüyle birlikte. Burada minik bir catering var. Atıştırmalıklar. Ha bu arada Nudem'in nişanlılığı bu. Böyle lacivert bir tercih yapmış ve uzun bir kuyruğu var. İçerisinde tarlatan gelecekti değil mi Özgür? Evet, evet. Aynen, bir tarlatan olacak. Burada da Azize'nin fistanları var. Tercih yapabilmek adına 3 tane birden almış, getirmiş. Tabii ki de burada şüphesiz direkt tabii ki de somon rengi olan pembeyi giymelisin dedim direkt ona. Öyle, şimdilik burada her şeyimiz hazır. Özgür, Özgür, anladım. Özgür. Öğrendin mi halay çekmeyi? Biraz. Açın deneyeceğiz. Şimdi biz hazırlanıyoruz arkadaşlar. Her şey hazır olduktan sonra genel olarak konsepti de size göstereceğim zaten. Bu arada hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Şimdi Nudem'in makyajını yaptım. Kostümünü giydi. Özgür saçlarını yapıyor. Son halini şimdi akşamdan önce bir göstermek istiyorum size. Şu an telefon görüşmesi yapıyor. Tam olarak bu şekilde. Bitsin. Zaten fotoğrafını paylaşacağım için Instagram'da. Oradan da göreceksiniz. Tabii burası bildiğiniz savaş alanı şu an, backstage kısmı. Sonra Azize Hanım'a makyajını yapacağım. Sonra biz de artık burayı bir toplarız. Hatta böyle bırakırız. Bir aşağı ineriz. Aşağıdan da biraz görsel alırız. Sonra çıkarız. Biz de artık kendimiz hazırlanır. Güne devam ederiz. Hadi gidelim. Azize, bakayım sana bir. Giymiş somon elbisesi fistanını. Somon elbisesi fistanını ama. Şimdi makyajını da yapacağım senin. Ama benim tavsiyem, bununla çok rahat oynayamayabilirsin. Burası bildiğimiz taş işleme. Baksanıza, hem ağır. Hem de şey, zorlanırsın yani. Buradaki vardı ya gold'u giy ya da beyazı. Ama beyazı ya, bence gold daha mantıklı. Gold. Hem gold. Tasarım olarak da farklı. Evet. Hadi bir giysin gelsin, onu da göstereyim size. Aşkım gelemiyorum, bir dakika. Şuraya birazcık daha yoğunlaştıracağım. Birazcık daha derin bir bakış olsun istiyorum aslında. Daha dramatik. Geçebilir miyim ben? Tabii geçebilirsiniz. Le 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 le. Le 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 le. Kıyafetin güzelliğine bakın ama. Yukarı. Sen halay çekmeyi öğrendin mi? Onu söyle Özgür. Yani inşallah. İnşallah diyelim. Araya karışacağım. Ufak tefek de değilim ki kaynayıp gideyim. Artık bu ayna benim meşhur aynam oldu. Gün neredeyse bitti şu an. Nudem hazırlandı, Aziz hazırlandı ve ben aşağı inip size çok güzel detayları çekmek istiyorum. Bakalım aşağıda neler olmuş. Henüz kimse gelmemiş. Onun için insanlar çok fazla gelmeden hemen gidip bir şeyleri çekmek istiyorum. Gün batımı da yakalayacaktım ama o da nasip olmadı. Azize, ne haber? İyiyim, teşekkür ederim. Maşallah takmış takıştırmışsın hanımefendi. Nudem! Ne haber? Her şey için esindi mi? Evet, çok muhteşem görünüyorsun. Bebek gibisin. Her şey rica ederim, ne demek? Harika görünüyorsun. Bakalım bu akşam nasıl tepkiler alacağız? Evet. Yarın sabah kahvaltıda bunların hepsini konuşacağız seninle birlikte. Bu arada odada çok tatlı kızlar geziyor böyle. Harika fistanlar giymişler. Senin fistanın için onlarca mesaj gelmiş şu an. Deli gibi onu sormuşlar. Evet. Ha tabii şimdi kırmızı mı yeşil mi deseniz. Yeşili ayrı bir beğendim. Mürdüm de çok güzel. Yeşil ben buradan gidiyorum şimdi. Akşama başlamadan önce bakalım kim var kim yok bilmiyorum ama önden size bir şeyler çekmek istiyorum. İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başlamışlar. Kortejı zaten size göstermiştim. Buradan minik bir oturma alanı yaptılar Nudemgil'e. O çok sade istiyordu ama yine de böyle çiçek falan eklenmiş. Bakalım bu akşam neler olacak. Gidip kendimi hazırlasam mı artık? Hala ortalarda geziyorum bu şekilde. Geliyorum birazdan.
Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirmişsiniz. Bölgemizin en önde gelen kadim aşiretlerinden, Gerdan aşiretine mensup Aslan ve Abi ailesinin bir akşam törenlerinde bulunmaktayız. Yan çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bir ömür mutluluklar diliyoruz. Oh,
Nişan bitti. Konuşmayı çok isterdim ama o kadar kalabalıkta müzik sesleri varken bu tabii ki de zor olurdu. Milli düğün sorunsalımız o kadar tatlı bir şekilde uyumuş ki hiçbir şeyden haberi yok tabii bu arada. Bitti. Herkes evine gidecek, şimdi yatacak. Herkes sabah kalkıp işine, gücüne, ekmek parası kazanmaya gidecek. Çektiler halayları, çektiler. Bitti. Düşünsenize bir nişan için kortej kuruluyor burada. Adamlar kortej kuruyor arkadaşlar. Hadi Nudem'e bakalım. Umarım Nudem ağlamamıştır. Ay ay, günaydın herkese. Bugün Van'daki 3. ve son günümüz. Toparlandık, eşyalarımızı kapattık. Nasıl geçti, ne yaptık, ne ettik ben bile bilmiyorum. Ama güzel bir akşamdı. O izlediğiniz halayla, insanların enerjisi, her şey çok güzeldi. Bugün son kahvaltımız için yola çıkacağız. Artık bavullarımızı da kapattık. Lobiden çıkışımızı yapacağız. Ve tabii ki yine Azize gelecek bizi almaya. Sonra akşam 4 gibi falan uçağımız var değil mi Özgür? Aha, evet, aynen 4 gibi uçuşumuz var. Artık yolculuk İstanbul'a. Sonra bir gün, 1,5 gün sonra da Alaçatı'ya uçacağız. Bir de üstüne Alaçatı gelecek. Hadi bakalım. Muhteşem bir 3 gündü burada. Zaten hani doğudaki misafirperverlik, içtenlik, samimiyet asla yani tartışmaya kapalı. Ve ben buraya geldiğimde enerjim çok daha fazla yükseliyor. Çok fazla takipçim ve çok fazla beni takip eden, seven, değer veren insanla yan yana olmak eşsiz bir duygu. Ve bunu yaşamak gerçekten beni her zaman çok duygulandırıyor ve bu muazzam bir şey. Onun için bir sonraki geldiğimde, daha sonraki geldiğimde, bir sonraki geldiğimde bu her zaman da aynı şekilde baki kalacak. Hepinizi çok seviyorum. Attığınız her mesaj için tek 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 hepinize canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Bu YouTube videosunu izlediğinizde Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenip içtenlikle içinizden gelen bütün değerli yorumları altına yapabilirsiniz. Bu şekilde hepinizi gerçekten çok seviyorum. Şimdi buradan ayrılmak bende 3 günlük bir etki yaratacak. Ama olsun, bir sonraki seferde görüşmek üzere inşallah. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.